akşamlar arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet. Tamam. Buyurun hocam. Öncelikle tabii Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Son şampiyonla oynadık. Takımsal anlamda zaten kadro yapısı itibariyle bütün en iyi adamlarını takımında tutarak bir de üstüne çok da iyi transferler yaparak gücüne güç katmıştı. Bugün baktığımızda bireysel hatalar yaptık. Tabii ki gençlerimiz var. Yeni transferlerimiz bir hafta 10 günlük idmanla takımı adapte etmeye çalıştık. 18 futbolcumuz takımımızdan ayrıldı. Yerine gelen 9 tane futbolcu kardeşimiz var. Biraz zamana tabii ki ihtiyacı var. Yoksa Rizespor bugün oynanan bireysel hatalar dışında gayet iyi bir performans sergiledi. Pozisyona girmeye çalıştı. En azından sakatlıklardan sonra işte takımda Remi'nin çıkmasıyla birlikte santrfor mevkinde de biraz daha değişik bir taktiğe geçmek zorunda kaldık. Ama ben futbolcularımı mücadelesinden, takım olgusunu oluşturma yönündeki verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçlerde hem takımımıza alacağımız yeni transferler hem de oradaki zamanla çok daha iyi bir Rizespor'u sevenlerimizi inşallah izleteceğiz. Hocam eksik olan neydi? Yani nerede sıkıntı çektiniz? Şimdi mevkisel anlamda bazı eksiklerimiz var. Yani yönetimimiz zaten onu transfer olarak yapıyor. Özellikle kenar forvet ve kenar adamları anlamında görüşmelerimiz devam ediyor. Başkanımız 4 transfer daha yapacak. Hatta 1-2 tane daha genç transferimiz var. Çünkü kadro yapısını tamamlamamız gerekiyor. Ki lig hem uzun maraton hem de takım kurgusunda alternatifli bir takım kurabilmek adına bütün gecesini gündüzüne katarak gerekli transferleri yapıyorlar. O yüzden de mevkisel olarak baktığımızda sağ açık, sol açık veya forvet diyebiliriz ilk etapta. Buyurun. Şimdi Caner Erkin tabii çok kaliteli. Bizim milli takımımızda yıllarca sol bekinde oynamış bir futbolcu kardeşimiz. Biz takımımızda görmek isteriz. O anlamda bir sıkıntı yok ama yurt dışından onun teklifler de var. Onlarla görüşüyor. İşte bizde de zannedersem bizim yönetim kurulumuz, transfer komitemiz ve sportif direktörümüz Farid Tatan bu konularla ilgileniyor. Çünkü ben transferle ilgili konularda ya da bu tarz şeylere genelde girmiyorum. Sadece takımımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Ama Caner'in benim bildiğim kadarıyla görüşmeler başladı diye biliyorum. Şimdi malum 18 tane futbolcu gidip eğer siz 18 futbolcunun yerinize 1,5 ay gibi bir zaman geçtikten sonra transfer yapabilmek için bir takım kurgusu sağlamaya çalışıyorsanız takımınızda birçok eksikler oluşur. Ve takım kampına geldiklerindeki bir haftalık 10 günlük antrenmanla yepyeni futbolcuları hem onların antrenmansızlığını antre etmek, takım kurgusunu kurmak, sisteme oturtmak çok zordur. Sadece zamana ihtiyacı var. Öncelikle şunu çok rahatlıkla söyleyelim. Beşiktaş takımı geçen sene oynadığı oyunla gerek içeride gerek dışarıdaki gösterdiği performansla baktığınızda ve takıma gelen yeni futbolcularla birlikte şu anda da diğer transferlere de baktığınızda çok iyi bir takım var. Velhasıl biz de Rizespor olarak yepyeni bir takımın da bir anda elimizde sihirli değnekle uçuracak bir pozisyonumuz yok ama zaman zaman bölüm bölüm özellikle oynadığımız oyun mantalitesi, sahadaki göstermeye çalıştığımız oyun tarzıyla gayet memnun olduğum bir Rizespor var. Tabii ki ben de istiyorum her şey elimde olsun, ilk gün başladığımda kampta bütün futbolcularım elimde olsun, hayal ettiğim oyuncular benimle birlikte olsun ama biraz zaman, biraz sabır. Dolayısıyla bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar çabuk takımsal formata dönmek zordur. Biz de bunu başardık. O yüzden yavaş yavaş belki yenildik. O da yenildiğimiz takım Beşiktaş. Şimdi öncelikle bir kere teşekkür ediyorum. Ya bu kadar güzel gazeteci ordusu zaten camiamıza yakışan bir ordu. Siz de kendinizin her alanınızda çok
kaliteli insanlarsınız ve yorumlarınızı da veriyorsunuz. Ve nitekim şunu da sana çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, ben de 18 topçunun gitmesini istemem. Bizim için en zor sezonumuzu yaşıyoruz Rizespor. Tarihinde böyle bir şey olmadı. Çünkü federasyon nasıl bir yapı vereceğini bilmiyorduk. 8 artı 6 çıktı. 17 yaş, 12 yaş, 11 ay oynamış, 8 ay oynamış, matematik problemi gibi problemler çözmeye çalıştık. Ve bu problemlerin içerisinde bir takım kurgusu oluşturmaya çalıştık. Aynı zamanda da 18 futbolcunun gitmiş olmasından dolayı yönetimde zaten seçimleri Tahir Başkan bir ay sonra gelince transfer politikasına giriyorsunuz. Ekonomisi ve durumu malum, virüsün durumları izleyemediniz birçok insan ve transfer edemediniz. Menajerlerin bir de olayları var. Aynı futbolcuyu ben 25 tane menajerden benim telefonuma mesaj geldiğini biliyorum. Sonra bir tanesinden almaya karar veriyorsunuz, ona getirtiyorsunuz. 24 tane menajer dönüyor aynı futbolcuya, aynı kulübünü arıyor. Diyor ki ben diyor size kulübünden bonservis getirecektim. Aynı futbolcu diyor ki 500 bin liraya niye gidiyorsun kardeşim, ben sana 1 milyon aldıracaktım. Transferlerin hepsi yatıyor. Yani işin boyutu bambaşka bir boyut alıyor. Dolayısıyla biz yepyeni bir takım kuruyoruz. Yepyeni bir mücadelenin içindeyiz. Rizespor taraftarlarından tek istediğimiz beklemek. Tabii ki acısını hep hocalar çekti yıllarca. Yani ben de isterim geldiğimde kadromun tamamen olduğunu, işte aynı bu Beşiktaş gibi, hatta işte transferleri de hep beraber takip ediyoruz dünya çapında yıldızlarıyla. Ben de öyle olmasını isterim ama şu anda bizim öyle bir durumumuz yok. Yepyeni bir kadro yapacağız çünkü Türkiye'nin maalesef yarası bu. Scout ekipleri yok, takımların bir sistemi yok. Vazgeçtim, Türk futbolunun altyapısı yok. Ve bu yüzden de olanları biz bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. İşte hoca ne oluyor? 5. 7. 8. hafta suçlu hoca oluyor. Aslında hoca suçlu değil ama sistem suçlu. Maalesef sistemi değiştiremiyoruz. Ondan sonra da bize düşen neyse onu yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah mutlu etsin. Bir şey görmezsin.